Merhabalar arkadaşlar. Birazcık geç başladık. Birazcık teknik sorunlar yüzünden. Bu haberleri. Şimdi arkadaşlar geçen hafta ben size neyi anlattım? Ondu fon ünitesini anlattım. Bu ondu fonda ne yaptık arkadaşlar? Gerekli kelime bilgisini öğrendik. Eş sesli kelimeleri öğrendik. Ve ben size birkaç tane de tekst parça çözmek istiyorum. Şimdi bu merhabalar hepinize bu arada. Böyle ara ara bakacağım. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi arkadaşlar hepiniz hazırsanız ne diyoruz? Read the text. Önce ben okuyorum sizin için. Arkadaşlar Türkçe gibi düşünecek olursak ne yapıyoruz Türkçe'de? Noktalar arası hani cümle bitişlerine kadar hani bekleyeceğiz ve bu şekilde çeviriyi yapacağız. Ben bu böldüm parçamı. Şimdi okuyorum. Sizler de beni dinleyin. Böyle bir kendi içinizde tekrar etmeyi deneyin. Önce yavaş okuyacağım. Daha sonra bir tur hızlı okuyacağım. Şimdi okuyorum. I usually spend my weekends video chatting with my friends, so I never get bored. We play games, talk about sports and do homework. I feel like we are all together in person. It is more fun than talking on the phone or texting messages. Anlaşıldı mı? Daha iyi olsun diye tekrardan bir okuma yapıyorum arkadaşlar. Sizler de daha sonra bu videomu izleyip lütfen siz de kendi içinizde okuyun. Bu sizin aksanınızın gelişmesine yardımcı olsun. Tekrardan okuyorum. I usually spend my weekends video chatting with my friends, so I never get bored. We play games, talk about sports and do homework. I feel like we are all together in person. It is more fun than talking on the phone or texting messages. Şimdi arkadaşlar birlikte çevirelim bunu. Siz de yazarsanız ben açıkçası okuyabilirim. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Tekstleri okuyalım. Şimdi ben bakıyorum. Burada ben cümle cümle gittiğim zaman arkadaşlar ne var? Burada bilmediğimiz kelimeleri ben böyle dibine yazayım. Sonra sizlere sonra sonra gidelim. Arkadaşlar burada spend kelimesi var. Normalde spend kelimesi neydi? Harcamak, para harcamaktan geliyordu. Ama burada arkadaşlar ne? Vakit harcamak anlamında olacak. Daha sonra bakıyorum. Weekends'ı biliyorsunuz. Hafta sonu video chatting. Arkadaşlar burada görüntülü sohbetten bahsediyor. Görüntülü sohbet. Arkadaşlar burada bir prep'imiz var. Prepositionımız, edatımız var. With ile edatı. My friends arkadaşlar. Arkadaşlar burada ne var? So var. Ben size dedim ki so'nun birçok kullanımı var. Değil mi? Ama so'nun, evet Merve güzel başladın. So'nun neyi var? Burada so, burada hangi so? Bağlaç olan so. Şimdi ben buraya ne diyorum? Bağlaç olan so'nun anlamı neydi? Bu yüzden. Neymiş bağlaç olan so'nun anlamı? Bu yüzden. Bundan ötürü, bundan dolayı. Şimdi arkadaşlar, bored neydi? Sıkılmak fiiliydi. Bakın dikkat edin. İkinci hal olmuş. Şimdi ben buraya kadar aynen okuyorum bir yandan sizin çevirinizi. Ne diyor arkadaşlar? Bakın. Ben ne diyorum? Puzzle gibi düşünelim. Parçadan bütüne gidelim. Bakın ben genellikle vakit harcıyorum. Nereye vakit harcıyorum? Hafta sonlarımda kimin kendisinden bahsediyorum? Neyle? Görüntülü sohbetle kimlerle? Arkadaşlarla. Hocam ben bunu birleştireyim. Ben hafta sonları görüntülü sohbetle arkadaşlarımla ne yapıyormuşum? Vakit harcıyormuşum. Bu yüzden diyor arkadaşlar never burada cümleyi ne yapıyor? Never burada cümleyi ne yaptı? Bir yazın göreyim. Never ne yapıyor cümleyi? Süper Merve. Ne diyor? Bu yüzden asla sıkılmıyorum. Devam ediyorum. Bakın burada we. Özne olan we ne diyor? Biz. Arkadaşlar play oynamak bildiğiniz kelimeler. Game. Zaten sürekli sizler de oyun oynuyorsunuz. Oyun. Arkadaşlar talk var burada. Konuşmak. Yine burada neyim var? About'um var. Arkadaşlar bu da benim proposition'ım. Yani hakkında edatım. Neymiş? Spor ve ev ödevi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Daha sonra ne diyor? Evet güzel. Aleyna aynen okuyorum. Ne diyor? Biz diyor oyun oynuyoruz ve bir şey hakkında konuşuyoruz. Ne hakkında? Spor hakkında konuşuyoruz. Değil arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Ev ödevini yapıyoruz. Evet süper hepinizinkini okuyorum. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi hocam normalde ben bunu not olarak yazıyorum tamam mı? Sizler de lütfen buna dikkat edin. Arkadaşlar normalde like fiili hocam sevmekle hatta çok sosyal medya kullanan arkadaşlarımız ne yapıyoruz birbirimizi like'lıyoruz. Ben ne diyorum?
like burada sevmek ama bazen de gibi benzeri anlamı yapacak. Bazen yani birazcık ileri İngilizce olarak bunu adlandırın. Yani gibi benzeri derken bu like burada ne yapar arkadaşlar? Biz bir şeyleri birbirine benzetirken ne yapıyoruz? Örnekleme yapıyoruz. Evet Emre okuyorum. Hepinizinkini okuyorum. Ne diyor? Bakın burayı bir düşünün. Diyor ki, ben diyor hissediyorum. Peki ne hissediyorum? Bakın buradaki re diye ayırdığım ne? Are zaten. Bizim diyor all, bütün, hepsi, tamamen hangi anlamını? Together çok önemliydi. Birlikte. Person, kişi. Ne diyor? Diyor ki ben hissediyorum diyor. Aha hepimizin birlikte olduğu gibi hissediyorum. Hani onu aynı benzeri olması şeklinde benzetiyor. Hani hep birlikteymişiz gibi hissediyorum. Tamam mı? Ben birlikteyken mutluyum değil, ben birlikteymişiz gibi hissediyorum. Yani hani sanki uzak ama görüntülü konuştuğu için birlikteymiş gibi hissediyor. Daha sonra devam ediyoruz. Ne diyor? It is more fun than talking on the phone or texting messages. Arkadaşlar ne diyor burada? Hocam it var. Bunu çok çok parça çevirilerinde test çözerken de kullanıyorsunuz. It cansız özneydi. Hocam burada cansız öznem kimin yerini tutmuştur? Şöyle çekeyim. Video chatting'in yerini tutmuştur. Ne diyor burada? Diyor ki video chatting bakın more komparatif yapımız değil mi? Daha anlamında. Ne diyor? Daha eğlenceli. Kesinlikle daha eğlenceli, iyi gut olurdu. Ne diyor? Bakın. Diyor ki bu neyden daha eğlenceliymiş? Burada or var. Bunu iki şekilde çevirebilirsiniz. Veya ya da anlamında. Diyor ki bu diyor telefonla konuşmaktan veya mesaj çekmekten neymiş? Daha eğlenceliymiş. Tamam mıyız? Burası anlaşıldı mı minnoşlar? Bakayım bir okuyayım. Aynen Melisa güzel yazmış. Doğduğumuz gibi hissediyorum. Evet çok güzel. Son cümleyi de unutmayın arkadaşlar. İlk burada cansız özne ve ne diyor? Bakın telefonla konuşmaktan veya mesaj çekmekten daha eğlenceli. Ney daha eğlenceli? Cansız öznem, video chatting. Okey. Evet arkadaşlar ben buraya geçiyorum. Lütfen daha sonra tekrar dinleyip böyle notlarımı tutun. Şimdi arkadaşlar yine okuyorum. Ben okurken lütfen önce bir yavaş okuyorum, sonra daha hızlı okuyorum. Ne diyor bakalım? Diyor ki talking on the phone costs a lot of money, so I prefer texting to my friends. However, I think using social network is the best way to keep in touch with my friends. Ben de sizleri seviyorum minnoşlar. Şimdi bir daha okuyorum. Ne diyor? Talking on the phone costs a lot of money, so I prefer texting to my friends. However, I think using social network is the best way to keep in touch with my friends. Arkadaşlar anlaşıldı mı? Evet Furkan hoş geldin sen de. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar yine Türkçe gibi düşünün. Hocam bir parça biz bunu yine neyden bölelim? Noktalardan bölelim. Şimdi baktığınız zaman birinci cümle hocam bize biraz uzun geldi. Çevirisi zor geldi. Biz hemen kimden faydalanalım minnoşlar? So'dan. So burada ne görevini yapacak? Bağlaç görevini yapacak. Bağlaç az önce söyledim ne anlamına gelecekti? Bu yüzden bununla birlikte yani bir sonuç bağlacıdır so. Şimdi bakın buraya kadar bir sırayla gidelim. Arkadaşlar burada talking bakın burada normalde talk konuşmaktı değil mi? Talking olunca bir nevi fiilden isim yapmış oluyoruz. Ne diyor bakın? Telefonda konuşma bakın cost burada ücret anlamındadır. Pahalılık anlamında kastediyor. Ne diyor? Diyor çok paradır. Yani çok ücretlidir, çok masraflıdır. Zaten money'i biliyorsunuz. Ne diyor? Telefonla konuşmak diyor çok ücretli, çok pahalı. Ama diyor bu yüzden diyor prefer yapısını çok anlattım arkadaşlar. Tercih etmek anlamına gelecek. Ne diyor? Ben diyor tercih ediyorum. Neyi tercih ediyorum? Telefonla konuşmayı çok evet evet çok güzel Üveys. Ne diyor? Arkadaşlarıma mesaj çekmeyi tercih ediyorum diyor. Ve diyor arkadaşlar aslında burada however burada eşittir but. Hocam bundan sonra bak burayı da not yapayım. Siz bunu kullanırken arkadaşlar however da bir bağlaçtır. Neymiş? Hocam bu da bir bağlaçmış. Ney bağlacıymış? Ben however'ı görünce ne diyeceğim?
bat göreceğim. Yani ama bununla birlikte gibi anlamına gelecek. Hocam battan farkı nedir? İki virgül arasına gelen bir bağlaçtır. Tek farkı budur. Ne diyor? Ayrıca ya da bununla birlikte. Arkadaşlar I think bir kalıptı. Neyin kalıbıydı? Bence kalıbıydı. Diyor ki bence diyor. Neyi kullanmak? Sosyal ağları. Ben bunu geçen derste de bildirdim. Ne diyor? Sosyal ağlar. Sosyal ağları kullanmak diyor bence. Neymiş? Bakın sosyal ağları kullanmayı. Arkadaşlar ev is are. Burada ne yapacak? Evet üveys ama devamlı. Burada bunu açıklayacak. Diyecek ki sosyal ağları kullanmanın bakın neyi? Arkadaşlar best friend. Türkiye'nin bestleri oluyor, sınıfın bestleri oluyor. Yani en iyi ve yol diyor ki sosyal ağları kullanmanın en iyi yolu neymiş? Arkadaşlar keep in touch. Keep in touch neydi? Hocam iletişim kurmaktı. Kimle iletişim kurmak? Arkadaşlar yine bit ile anlamında. Ne diyor? Şimdi hocam cümleyi toparlıyor. Diyor ki ayrıca diyor bence diyor sosyal ağları kullanmanın en iyi yolu diyor arkadaşlarla iletişimde kalmak, iletişim kurmaktır. Evet, güzel. Burası anlaşılmış mıdır? Okuyorum yazdıklarınızı. Telefonla konuşmak çok pahalı, bu yüzden. Evet, kesinlikle doğru. Çok iyi. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bakın tekrardan okuyorum. Lütfen. Talking on the phone costs a lot of money. So I prefer texting to my friends. However, I think using social network is the best way to keep in touch with my friends. Burayı geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi yepyeni bir konuya başlıyorum. Bu ünitemizin başlığı altında. Burayı geçelim. Hocam. Şimdi arkadaşlar, ne diyoruz? Feature test. Arkadaşlar, hocam feature testi benden dinleyen arkadaşlarımız var. Bir de benden ilk kez dinleyecek olan arkadaşlar var. Şimdi feature gelecek demek. Zaten testi bir zaman kavramında kullanıyoruz. Ne diyoruz? Gelecek zaman. Hocam her zaman feature test kaça ayrılıyor gerçekten? İkiye ayrılıyor. Birisi bizim aslında kolaylıkla yaptığımız will yapısı. Diğeri ne? Be going to yapısı. Ben önce bugün size will'i anlatacağım. Gelecek hafta inşallah be going to'ya giriş yapacağız. Ben diyorum ki will biz böyle düşünelim. Türkçe düşünün, tamam mı? Bakın Türkçe düşündüğüm zaman gelecek zaman ki peki ne? Gelecek zaman ecek acak. Hocam burada bizim yardımcı fiilimiz neyi kullanacağız? Will. Arkadaşlar burada will bize neyi sağlayacak? Ecek acak. Tamam mıyız buraya? Şimdi ben diyorum ki hocam bizim genel olarak kalıbımız zaten subject, verb, object diye gidiyordu. Şimdi ben diyorum ki burada bizim yardımcı fiilimizden sonra normal fiilimizin hangi halini kullanacağız? Birinci halini. Hocam ben buna sıfırıncı hal de diyorum. Ek yok da diyorum. Hangisini demek isterseniz deyin. Peki hocam bu will nerelerde kullanılıyor? Sonuçta iki tane gelecek zaman var. Burayı dikkatinizi çekerim. Çok görünmüyor. O yüzden ben burayı da böyle yazayım size. Şimdi ben kameramdan bakınca. Ben diyorum ki aniden karar verince bakın. Aniden karar verince biz neyi kullanacağız? Will'i. Hocam ya da neyi kullanacağız? Soru cümlelerinde bakın. Soru cümlelerinde teklif yaparken hemen size hatırlatayım. Birinci ünite konumuz. Arkadaşlar shall I değil mi? Shall we? Hatırladık mı? Yapalım mı? Yapayım mı? Diye bir teklif sunuyordu size. Evet örnek vereceğiz üveysim ama bir sonrakine şu an bir özet geçeyim. Şimdi bak bunu nerede kullanıyormuşuz arkadaşlar bu will'i? Konuşma anında aniden karar verildi. Mesela ben diyeceğim ki yarın üveyse gideceğim. Bunu bir yanda söyledim. Üveys ben bunu nasıl söyleyeceğim? I will go to Üveys diyeceğim değil mi? Ya da aniden karar verdim. Gideceğim başka bir yere ya da başka bir şey yapacağım. Neyi kullanacağım? Will'i kullanacağım. Burası anlaşılmış mıdır? Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Hocam bir de ne var? Burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Be going to sizin karıştırdığınız bir yapı. Aslında hocam bu. Bakın burayı çok lütfen çok daha sonra lütfen not tutun. Be going to eşittir. Bir nevi ne? Will. Aslında burada be going to ne anlamında arkadaşlar? Bu tamamen bir yardımcı fiil anlamında. Sakın hocam burada go var diye tutturmayın. Oradaki go ile oradaki go aynı şey değil.
Tamam, bakın lütfen. Be going to genel bir expression, genel bir ifade olarak alacağız ve kesinlikle bir yardımcı fiil olacak. Şimdi ben geliyorum. Hocam bu be ne? Arkadaşlar İngilizce'de to be var. Hatırlıyoruz. İlk girişte hep anlatırız. Bu aslında be buradan geliyor. Be present, yani şu anki zamanları kullanırken bu be neye dönüşecek? Am, is, are'a dönüşecek. Bu be neye dönüşüyormuş arkadaşlar? Am, is, are. Kesinlikle. Hocam diyorsunuz, peki bunun ne farkı olacak? Şöyle bir farktan bahsedeyim ben size. Normalde bakın, ben burada will'i kullandığımda ne diyorum? Will'den sonra sadece ne gelecek? Fiilin birinci hali. Ben diyorum ki bakın, be going to da will'e eşit olacak. Yine ondan sonra da ne gelecek arkadaşlar? Fiilin birinci hali. Örnek veriyorum. Bakın diyeceğim ki ben gideceğim. Burada diyeceğim ki sen gideceksin. Şurada diyeceğim ki onlar gidecekler. Arkadaşlar ama bu gidecekleri ne yapalım arkadaşlar? Hocam be going to nerede kullanılıyor? Kesinlikle. Ben bu be going to'ya planlı zaman da diyebilirim, değil mi? Planlı gelecek zaman. Yani kesinliği olan zaman. Bir şeyin kesinliği varsa arkadaşlar biz buna be going to diyeceğiz. Mesela önceden kararlaştırılmış kesin. Misal saat 3'te uçak kalkacak. Saat 12'de ders başlayacak. Bu tür şeyler kesindir, değil mi arkadaşlar? Kararlaştırılmış şeylerdir. O zaman ben neyi kullanacağım? Be going to'yu kullanacağım. Aynen örneklerinizi görüyorum. Şimdi ben geliyorum diyorum ki arkadaşlar ben gideceğim. Normalde bakın ben bunu will'li de yapabilirdim. Hatta buraya da will'li örneklerini de yazalım. Şimdi şöyle görün. Bakın burada ben gideceğim desem aniden karar verdiğimi düşün ama plansız olduğunu düşün. Ne diyorum? I will. Şimdi nereye gideyim mesela? School. I will go to school. Hocam ben burada desem ki sen gideceksin. Yine. You will go to school. Onlar gidecek desem. They go to school. Şimdi arkadaşlar, peki bakın burada hep yapım ne? Will artı fiilin birinci hali. Will artı fiilin birinci hali. Will artı fiilin birinci hali. Bu değişmiyor. Şimdi ben geliyorum. Burada da bu örneklerimi be going to ile yapayım. Şimdi hepiniz biliyorsunuz. Eğer benim öznem I'sa ne gelir arkadaşlar? Am. Benim öznem he, she, it'se bu neye dönüşür? Is. Benim öznem you, we, they'se bu neye dönüşecek arkadaşlar? Are. Hocam şimdi bunları keskin, planlıymış gibi ne yapalım? Yine gideceğim cümlelerini kuralım. Ne diyorum? Bakın. I am going to, bakın buradaki am going to'yu bir yardımcı fiil gibi düşünün. Yani bir nevi ne gibi düşünün? Will ama planlı olan bir will. Ardından nereye gidiyorum? Go to school. Bakın, sakın bakın bu go ile bu go aynı şey değilmiş, değil mi arkadaşlar? Bak üveysiler de hata yapmışsın. Sen yazmışsın ki I am going to school. Bak orada sen ayrıyeten bak demiş ki I am going to school şimdiki zaman olur. Senin bunun gelecek zaman olduğunu bildirmen için yine kendisinden sonra bir neyi gelmesi lazım? Fiil gelmesi lazım. Diğer arkadaşlar da ses verse. Bir göreyim hepinizin örneklerini. Evet güzel. Hah böyle gelin. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar burada you'ya göre yapsam you'dan sonra ne gelecek? You are going to, bakın lütfen burayı karıştırmayın. Going to'dan ayrıyeten yine ne gelecek? Fiil gelecek. Yine go to school. Arkadaşlar D'ye göre yapsam ya da burada bir he örneği vereyim. He is going to, bakın go to school. Arkadaşlar şurayı lütfen kesinleştirelim ve anlayalım. Ben size diyorum ki, burayı lütfen dinleyin. Ben size diyorum ki, will arkadaşlar plansız, aniden karar verildiği zaman kullanan gelecek zaman. Ben size bir de diyorum ki be going to var sizin zorlandığınız olan zaman. Bu be going to'yu bir expression kalıp olarak düşüneceğiz. Expression dediğim ifade. Yani sen bunu bir bütün olarak düşüneceksin. Bu will'in planlanmış olarak yani kesinlik bildiren ifadesidir. Sen burada eğer sen üveys dediğin gibi I am going to school deseydin ben şimdi okula gidiyorum derdin. Ama sen planlı bir şekilde okula gideceksen yani gelecek zaman bildirmek istiyorsan sen ne diyeceksin? I am going to artı fiil olacak. Yani neyle gelecek?
Go to school. Hepinizden bir örnek bekliyorum. Yazın okuyacağım ben. Going to ile alakalı bir örnek bekliyorum. Ders sonunda okuyacağım. Derste olanlar muhakkak yazsın. Covid-19 demişsin, değil mi? Çok güzel bir örnek. Demişsin ki hocam Covid-19 be going to not cümlede olumsuzu kullanamamışsın. Tamam, inşallah. Ben de öyle umut ediyorum. Yani inşallah önümüzdeki yıl biter diye düşünüyorum. Sen orada Covid-19 derken o bir cansız özne değil mi? Covid-19 it olmuyor mu? O zaman it is going to demen gerekiyor Emre'ciğim. You are going to go to sinema. Çok güzel Hüseyin. Tamam. Merve'cim fiil eksikliği. Çok güzel. Aferin. Hah, şu an biraz içim rahat oldu. O zaman ne diyoruz? Going to planlı gelecek zaman. Will plansız, aniden karar verilen zaman, yani keskinliği olmayan zaman. Anlaşıldı mı? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, biz her zaman bir zaman öğrendiğimiz zaman, ben size yüz yüze anlattığım eğitimde de ne diyorum? Arkadaşlar, hangi zamandaysak biz onun neyini öğrenelim? İfadelerini, yani time expressions'larını öğrenelim. Şimdi ben bakıyorum arkadaşlar, en bilindik, hepimizin bildiği nedir? Tomorrow olacak. Arkadaşlar tomorrow neydi? Yarın. Hocam next. Sürekli bakın siz bunları bildiğiniz yani şeyler. Mesela bilgisayarda sürekli ne var? Mesela geç anlamında next, sonraki, gelecekte olan. Sen bunu biliyorsun, görüyorsun aslında. Ne diyorum? Next, sonraki, gelecek olan. Hocam next'e bir örnek verelim. Mesela diyeceğim ki siz de benim hemen yazdığımı çevirin. Gelecek hafta. Arkadaşlar gelecek hafta derken ben ne diyorum? Next week. Peki ben desem ki gelecek yıl, gelecek pazar, gelecek ay, hepsinin önüne ne getireceğim? Next getireceğim. Bu hangi zamanında kullanılacak? Future tense zamanlarında kullanılacak. Mesela arkadaşlar later kalıbı var değil mi? Later zamansı olarak sonra. Mesela size 5 dakika sonra ders başlayacak. Ne diyorum? Ya da 2 gün sonra okula gideceğim. 2 gün sonra. Arkadaşlar 2, 2 days later. Ne diyorum? Ya diyeceğim ki 5 hafta sonra. Ne diyeyim arkadaşlar? 5 weeks later. Anlaşıldı mı? Geliyorum. Soon var. Yakın zamanda. Aslında bu az sonra, birazdan anlamına da gelebilir. Az sonra, birazdan anlamına da gelir. Future var mesela, değil mi? Mesela diyorsun gelecekte hepiniz bir şeyler olmayı düşünüyorsunuz. Ne diyorsunuz? İşte ay, mesela bir örnek yazayım hatta. Kendime uygun yazıyorum buna. Ve İngilizceci olmak isteyenler için. I will, bakın şimdi be olmak fiili. I will be a English teacher. Nerede? In the future. Ne dedim ben burada? Ben gelecekte İngilizce öğretmeni olacağım. Bu senin neyin arkadaşlar? Bir tahminin, bir dileğin değil mi? Benimle sohbet edin kendi aranızda. Lütfen sohbet etmeyin arkadaşlar. Derse odaklanın. Büşra'cığım. Aynen çok güzel. Böyle örnekler devam ver ve güzel. Going to make. Black olan kim? O da yazsın. Mehmet is going to make dinner tonight. Demek yerine have dinner demen daha uygundur. Akşam yemeği yiyeceğim anlamında demen daha uygundur. Burası anlaşılmış mıdır? Ben bir tekrar ediyorum. Tomorrow, next week, later, 2 days later, 5 weeks later, soon, in the future. Ben gelecekte İngilizce öğretmeni olacağım. I will be a English teacher in the future. Şimdi tamam mı? Önce bu will'i halledelim, sonra going to'ya geçelim. Arkadaşlar ben diyorum ki başa ne gelecek? Arkadaşlar özne. Hocam özneden sonra benim yardımcı fiilim gelecek. Adı üstünde yardımcı fiil. Ardından fiilim gelecek birinci hal. Sen belki ne diyeceksin? Hocam ek yok, çorapsız fiil ne dersen. Ne diyorum? Nesne, object, yer, zaman. Arkadaşlar bu yer zamanda bizim zaman olarak time olarak mesela buraya ben bir tane yazmak istesem ne derim? Tomorrow. Çok uygun düşer.
Şimdi arkadaşlar bakın ben ne dedim? Önce başa ne gelecek? Özne. Özne'den sonra ne gelecek? Fiil ve yardımcı fiilden sonra fiil gelecek. Şimdi İngilizceyi şu mantıkla düşünün arkadaşlar. Önce yapacağım iş. Mesela biz Türkçe'de fiili nereye getiriyoruz? En sona götürüyoruz. Ama burada eylemler özneden hemen sonra gelir. Önce bir git. Önce bir yap. Önce bir konuş. Önce bir eyleminden bahset. Tamam mı? Bak ne diyorum? Mesela ben iki tane örnek yazıyorum. Türkçe sizden çeviri bekliyorum. Söylüyorum arkadaşlar. Ben yarın sinemaya gideceğim. İkinci cümlemi söylüyorum. Arkadaşlar bunu tahmin olarak söylüyorum. Bakın plansız bir zaman. Yani girer ki de gitmem. Sonra diyorum ki onlar futbol oynayacak. Oynayacaklar. Evet bekliyorum çevirisini. Evet Furkan önce bir git doğru. Şimdi bir çeviri bekliyorum hepinizden. I will go to the cinema. I will. Evet güzel. İkinci cümleyi ne diyorsunuz? İkinci cümle de çıksın. Muhammed evet tamam. Yasir'dir büyük ihtimalle. Tamam arkadaşlar güzel. Şimdi ben bunu size çevirisinde yapayım. Ne diyorum? Dedim ki az önce ben yarın sinemaya gideceğim. Kim gidecek? Ben gideceğim. Önce bir ne yapayım? Önce bir gideyim değil mi? Will. Nereye gideyim? Go to cinema. Ne zaman gideyim? Tomorrow. İngilizce'de zaman sonunda. İkinci cümle neydi? Onlar yarın. Güzel aferin. Hem de güzel. Futbol oynayacak. Ne diyorum? They will play football. Bakın arkadaşlar önce bir ne yapsınlar? Önce bir topla oynasınlar. Önce eylem gelecek. Çok güzeldi. Çok beğendim. Devam edelim. Devam edelim hocam. Şimdi ben buraya bilerek bunu koydum. Bütün şeye göre siz daha sonra okuyun, çevirin. Hani benden sonra videoyu izleyen arkadaşlarım daha faydalı olsun diye. Bakın benim burada bütün öznelerim var. Şimdi buradaki bilim lütfen sizden bak yalvarıyorum, rica ediyorum arkadaşlar bunu unutmayın. Bu plansız gelecek zaman tamam mı? Ya kullanılır mı? Kullanılır. Ama siz bunu lütfen unutmayın. Bakın ne diyor? Bakın fiilim kaçıncı halde? Birinci halde. Nesnem geliyor. Türkçe anlamında vermişim. Bak ne diyorum? Diyorum ki I will watch TV. Ne diyor? Ben televizyon izleyeceğim. You will watch TV. Sen televizyon izleyeceksin. He will watch TV. She will watch TV. Ne demiş? It will drink milk. Mesela burada ben ilk yerine the dog will drink milk. Köpek süt içecek de diyebilirdim. Ya da kedi kullanırdım. We will watch TV. Bunu bütün öznelere göre ne yapıyorsunuz? Çekimliyorsunuz. Bol, evet. Kuyuyorum. Devam edelim. Bunu lütfen bunu benden sonra alın hemen. Hocam geçelim. Şimdi ben birkaç tane de örnek yazdırdım size. Hem de Türkçesini de verdim. Daha sonra siz not tutabilirsiniz diye. Bakın arkadaşlar böyle siyahla yine örneklerimi kırmızıyla belirttim ama yine de geçeyim. Ne diyorum? Bakın. I will stay hotel. Ne dedim? Ben otelde kalacağım. Bakın ecek acak. Sonra ne diyor? He will spend the weekend with his uncle. Ne diyor? Bakın o hafta sonunu amcasıyla geçirecek. Yine bakın burada spend ne anlamında? Lütfen bunu vakit harcamak anlamında. Normalde harcamaktır. Buradaki anlamların hep ne diye kullandı? Vakit harcamak. Daha sonra ne demişim? I will be architect in the future. Burada da architect neydi arkadaşlar? Sizin occupations konunuzda mesleklerde mimar. Ne diyor? Ben gelecekte mimar olacağım. Sonra ne diyor? Helen will come to Elazığ next week. Ne diyor? Bakın next week kullanmışım. Gelecek hafta. Hocam Helen gelecek hafta Elazığ'a gelecek. Ne diyorum? Adam, Adem de diyebilirsiniz. Adam will meet his friends tomorrow. Arkadaşlar Adam erkek değil mi? He değil mi? Ben onun bahsederken erkekler için his, onun, kadınlar için her'ü kullanmıştım. Buna da dikkat edelim. Ne diyorum? Adam yarın Adem diye çevirin. Adam yarın arkadaşlarıyla buluşacak. Sonra ne diyorum? Son cümlem. I will. Arkadaşlar bu cümle bakın bizim ünitemize uygun.
I will call you later. Seni sonra arayacağım diyor. Bakın burada call neydi? Unutmayın, çok vurguluyorum. Aramak anlamında seni sonra arayacağım. Şimdi bir sonra geçelim olumsuz cümleye. Bahsedeyim sonra dersi bitireyim arkadaşlar. Geçelim. Şimdi arkadaşlar, negative sentences olumsuz cümleler. Neredeki olumsuz cümleler vurgulayalım hemen future tense'imizde. Ama hangi future tense'imiz? Plansız gelecek zaman. Şimdi arkadaşlar, bakın ne demişim, yine başa ne gelecek arkadaşlar? Öznem gelecek. Bunu verip bitireceğim. Arkadaşlar ya ben Türkçe'de olumsuzluk ekini arkadaşlar nema yapma, etme, gelme, gitme. Ben bunu ne yapıyorum? Olumsuz yapıyorum. İngilizce'de olumsuzluk eki nedir arkadaşlar? Not'tı. Hocam bu not tek başına kullanılıyor mu? Hayır. Not nelere geliyor? Yardımcı fiillere geliyor. E şimdi ben kullanacağım. Mesela will'e not eki gelsin. Sakın bunu sakın will'ın diye çevirmeyesiniz. Bu neye dönüşecek? Won't. Bakın özden sonra will'e not eki geldi. Biz bu not eki gelerek neyi sağladık? Olumsuz yaptık. Won't oldu. Sonra hocam yine fiilin hangi hali? Birinci hali. Son üçlü elemanımız hiç değişmeyecek. Kısaltıyorum her zaman. Nesne, yer, zaman. Yine time expressions'dan bir örnek de buraya yazayım. Next week. Hemen yine bir iki cümle söylüyorum. Sizler çeviriyorsunuz. Bitiriyorum. Ne demiş? Üveys demiş ki I want to fly to London. Güzel, güzel, çok güzel. Güzel cümleler. Aynen. I will go to. Şu an yeni. Şimdi bir de olumsuz cümle yapacağız. Biraz önce size demiştim ki arkadaşlar. Biraz önce dedim ki bana şunu çevirin. Ben sinemaya gideceğim. Şimdi bunu diyeyim. Sinemaya gitmeyeceğim. İkinci cümlemde ne olsun arkadaşlar? Onlar futbol oynamayacaklar. Canları istememiş. Şimdi sizden bekliyorum. Sizden bekliyorum. Olumsuz yapalım. Merve Koç don't değil, won't olacak. O simple present tense. Lütfen arkadaşlar, will'e not takısı getirdiğimde olumsuz yapacak ve bu won't olacak. Bakın bunu unutmayın. Çok güzel. Ha, Aksa süpersi. Melike Su süper. Aleyna harikasın. Ha, çok şükür arkadaşlar. Emre değiştirmiş hocam. Onlar sinemaya gitmeyecek demiş. O da cümleye çok güzel. Böyle devam. Şimdi bunları da çevireyim. Sonra bitireyim. Bakın ne diyorum? Ben sinemaya gitmeyeceğim. Kim gitmeyecek? Ben. Önce bir sinemaya Furkan ses ver. Ne yapmayayım? Gitmeyeceğim. I won't go to the cinema da diyebilirsiniz. Fark etmez. Bir de ne diyorum? Onlar top oynamayacaklar ya da futbol oynamayacaklar. They won't play football. Bakın arkadaşlar, yardımcı fiilim not eki alarak neye dönüştü? Won't'a dönüştü. Şimdi toparlıyorum ve bitiriyorum. Bir yandan da yazdıklarınızı okuyacağım. Güzel, çok güzel. Şimdi arkadaşlar beni dinliyorsunuz. Ben diyorum ki size, biz gelecek zamanı gördük. Gelecek zaman ikiye ayrılacak. Hocam, planlı gelecek zaman. Planlı derken sen planlarsın. Ve onun keskinliğini belli edersin. Bir de planlanmamış gelecek zaman. Zaten planlanmamış gelecek zaman ne? Will olan işlediğin. Yani bu tahmin yaparken kesinliği olmayan belki bir işin çıkacak ama sen tahmin ettin. Yarın bir yere gideceğini söyledin. Ama be going to haftaya işleyeceğim inşallah. Be going to da keskinlik verilecek. Planlı olarak bu kararlaştırılacak. Olur olmaz orası belli değil ama bu kararlaştırılacak. Ne diyecek o da? Be going to. O be going to'yu lütfen şimdiki zamanın ing'siyle karıştırmayın. Be going to kendi arasında bir ney? Yardımcı fiil. Ve o be going to'dan sonra da bir tane fiil gelecek ve fiilin birinci hali. Ben o be'yi de şu anki zamanda ne yapıyorum? Çekimliyorum. To be'den aklınıza gelsin. Am, is, are. Hocam ayda am, he, she, it, de, is, you, we, they'de are'ı kullanıyorum. Ve bundan sonra da bakın o be going to nedir? Aslında will'in planlı halidir. Ondan sonra yine fiilin birinci halini gönderiyorum. Evet dinliyorum. Sorusu olanı da iletsin. Bana sonra özelden de yazabilir. Evet Furkan önce bir gitmesi. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çok güzel, verimli olduğunu düşünüyorum. Örneklere de çok güzel katıldık. Sizden tek ricam arkadaşlar birazcık çeviriye düşelim. Birazcık okuma yapalım. En azından o readinglerimizi okuyalım ya da test çözerken birazcık daha parçaya yüklenip çözelim.
Be Going To'dan olumsuzluk, Eki, Emizar, Going To... Ha şey olacak, normalde oradaki yardımcı fiil ne? Onu gelecek hafta anlatacağım. Ne olacak? Am, is, are olacak. Orada am not, is not, yani isn't, are not, aren't olacak. Sağ olun arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Sonra bana özelden mesaj atın. Yine cevaplandırayım. Görüşmek üzere.